Selamlar, merhabalar yeniden. Temmuz ayı tarot okumalarıma sevgili yay burçlarıyla ve tüm hızıyla devam ediyorum. Güzel bir Temmuz ayı olsun. Güzel enerjilerdeyiz her zamanki gibi. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Temmuz ayı sizce size neler getirecek? Hangi güzellikleri getirecek şimdiden her birinize Bol paralar, bol hayırlı paralar, alın teriyle kazanılmış, hak edilmiş paralar, kazançlar diliyorum. Tabii ki en başta sağlık diliyorum. Bol aşk, bol sevgi diliyorum. Bol bol gezmeler her birinize diyelim tabii ki Temmuz ayının gelmesiyle beraber. Güneş, kum, deniz. Hadi bakalım güzel bir ay olsun diliyorum. Güneş yükselen Ay burcu Yay olanların en yüksek hayır ve niyetlerine, tüm soru ve sorunlarına cevap vermeye, doğru rehberliği sunmaya niyet ediyorum. Temmuz ayı, güneş yükselen ay burcu. Yay olanlara neler getiriyor? Yay burçlarına Temmuz ayı neler söylüyor diyelim bakalım. Belki özellikle size bir şeyler fısıldamak ister tabii ki. Haydi bakalım şöyle enerjiyi bir açığa çıkaralım bakalım neler var. Çok mu geniş yaydım ne yaptım? <laughs> Haydi bakalım sevgili arkadaşlar. Kalbimizin olduğu sol taraftaki sol elimizle beraber ilk kartımı çekiyorum. Kupa altılısı en başta en tatlı haliyle aslında çocukluk dönemlerini anlatır. Geçmişte çok yoğun bir bağ içerisinde olduğunuzu yani geçmiş deyip de illa ki çocukluk dönemi evet çocukluk dönemlerini çocuklarınızı anlatır. Çocuklarınız bu dönemde sizin küçüklüğünüze, anne babanın küçüklüğüne, kardeş küçüklük kardeşleriniz varsa onların küçüklüklerine falan çok çok benzeyebilirler. Yani böyle bir yüz fiziksel olarak değişimler fark edebilirsiniz. Ama onun haricinde tabii ki birkaç sene öncesi, birkaç ay öncesi de geçmişe artık girdiği için bu geçmiş diyebileceğim anlarda yaşadıklarınızı şu ana yansıtıyor olabilirsiniz. O yüzden Geçmişte eğer ki yaşadığınız bir ilişki varsa ve hala unutamıyorsanız, olayları unutamıyorsanız arkadaşlar ve iyi hatırlıyor çünkü çok iyi bir karttır. İyi hatırladığınız güzel hoş anılarla özlemle e, hatırladığınız bazı anılar ya da insanlar varsa bu insanlar, insanlarla ilgili durumlar ya da kişiler bizzat sizlerin gündeminize tekrardan gelebilir. Aynı zamanda bu kart arkadaşlar aynı buradaki gibi sevdiğiniz bir insanla ki o kadar seviyorsunuzdur ki bu insanı yanında çocuk sulaşmak hiç böyle çekinmiyorsunuzdur. O kadar gerçekten sevilen bir insanla Karşılıklı olarak hediyeleşme durumlarınızı aynı zamanda bu kişiden bir teklif alma, illa evlilik teklifi değil. Gel şöyle yapalım, gel böyle yapalım, gel kahve içelim ve benzeri bazı teklifler bu dönemde olabilir. Birileri sizi bu dönemde şımartabilir. Sizi mutlu etmek adına elinden gelen her şeyi yapacak bir durum. Yani bir insan olduğunu aslında ifade ediyor. Ki şu anınıza göre uzak bir dönem olduğu için, çocukluk için söylüyorum, haliyle uzak mesafedeki insanları anlatır. Uzak mesafedeki akrabalar, özlemi çekilen insanlarla sizler arasında bazı kavuşmalar bu dönemde olabilir. Tabii ki bir de kupa serisi olduğu için bir tık da aşkı anlatan güzel bir seri olduğu için Karşınıza çıkacak insanlar çok aşırı derecede böyle arkadaşlar şey olmayabilir. Yani çok böyle cabbar, çok olgun insanlar değildi. Biraz daha çocuksu, şekerpare, böyle tatlı tatlı insanlar hediye vermeyi, sürpriz yapmayı, ne bileyim doğum günleri kutlamayı, romantizmi, tatlılıkları bu dönemde sizin hayatınıza getirebilirler. Yani onun yanında çocuk gibiyim işte diyebileceğiniz insanlar sizlerin hayatına girebilir. Hayatınızda var olan bir partner varsa aynı zamanda. Bazı tatlı çocuksu yanları işte çocuk gibi gülüyordur. Kıkır kıkır olabilir. Yani çocuklar kıkır kıkır gülerler ya sanki gıdı gıdı yapıyormuşsunuz gibi. İşte partnerler vesaire bakın bu dönemde bu şekilde hayatınızda belirebilirler. Bir kupa dörtlüsü geliyor arkadaşlar. Şu demektir sen daha önceden bazı fırsatları sevgili arkadaşım kaçırmışsın. Aşk olur, iş olur bilemiyorum bir karşına fırsat çıkmıştır değerlendirememişsindir. Ama şunu yapma. Üf, bana ne? omzunu silkip de bana ne Umurumda değil bakmıyorum. Fırsat mı? Ne yapayım? Bana ne? E, deyip de arkadaşlar böyle hemen teklifleri hemen reddetmeyin. Hemen böyle motivasyonunuzun minimum seviyeye lütfen çekmeyin. Daha olur olmadık şeyler için hemen o olumsuz e, yargı kalıplarına lütfen tutulup kalmayın. Bu dönemde karşınıza güzel şanslar, fırsatlar ve dediğim gibi bakın teklifler gelebilir. E, belki diyeceksiniz ya Pınar ben olgun bir insanım ne yapayım bu kadar çocuksu bakış açısıyla bakan, hayaller kuran bir insanı. Şimdi arkadaşlar bu kişi size karşı böyle belki dışarıda gerçekten çok böyle dirayetli bir insandır. Çok böyle erkekse işte baba yiğittir, kadınsa böyle maşallah denilecek bir insandır. Yani böyle heybetlidir, hükümet gibi bir kadındır. Hani böyledir dışarıya karşı. Size karşı belki terlikleri öpüştürebilecek kadar hani böyle çok sevimli bir insandır. Belki sizler <laughs> birazcık bu söylediğime Belki de aman ne yapayım öyle insanı demiş olabilirsiniz ama benim anlatmak istediğim aslında karakter olarak böyle birisi. Ve onun haricinde iş, eğitim, kariyer ve benzeri alanlarda fırsatları kaçırdıysanız ya da başkaları arkadaşlar hayatınıza müdahale ettiği için şanslı ve fırsatları değerlendiremediyseniz geç de olsa ki sizi sürekli bakın bir geçmişe gönderdi. İşte buradan gelen şanslar bakın tekrar hayatınıza geliyor. 30 yıl mı yaşadınız? Bir 30 yıl daha bu süreç içerisinde hani hayatınızda yaşadığınız olaylar tekrardan gündeminize gelebilir ama ne diyorum sizde pişmanlık yaratacak olaylar değil size güç katacak olaylar sizlerin gündeminde bir değnek edilisi geliyor değnek edilisi varsa arkadaşlar bir mücadele vardır burada şimdi kiminle mücadele ediyorsunuz bilemiyorum ama hayatınızda artık ayağa kalkmayan meydan okumaya başladığınız bir dönem. Belki o kadar dayanıksızdınız ki hemen ağlayı veriyordunuz, hemen kendinizi belki alkole veriyordunuz, hemen kendinizi dağıtı veriyordunuz, ağlıyordunuz vesaire. Ama artık bu kontrol altında olan ve dayanıklılığı çok çok artmış bir kişi olduğunuzu aslında anlatıyor. Birileri sevgili arkadaşlar sizlere günah keçisi ilan etmiş. Siz de aa evet ben günah keçisiyim. Ben kurbanım. Kurban oldum. Her şey benim başıma geliyor. Tüm günahlar bende. Herkes de zaten beni suçluyor. Bu ilişkinin böyle olmasının, okulu kazanamamın ya da bunların böyle olmasının her şeyin suçu benim. Evet herkes de beni suçluyor. Ben zaten böyle biriyim. Gibi bir düşünce varsa lütfen bundan Arkadaşlar çıkın. Çünkü çevrenizdeki insanlar sizi suçladığı için ve siz bugün için bir şeylerin sahibi değilseniz açık konuşuyorum. Bugün için bazı sıkıntılar, sağlık, ruhsal açıdan, psikolojik açıdan çok büyük sıkıntılar yaşıyorsanız bunun sebebi aslında sizin kendi kendinize yaptığınız bir şey değil de daha çok çevrenizle alakalı bazı durumlarla ilgili. Dediğim gibi birazcık iftiralar ve suçlanmalar olmuş ve bu Temmuz ayı içerisinde de olabilir. Belki şurada birileriyle hediyeleşmeniz dışarıdaki insanlar tarafından bir iftira durumuna gelebilir. Yanlış anlaşılabilir. Yani partnerinizle hediyeleşiyorsunuz. Eşinizle hediyeleşebilirsiniz. Fotoğrafınızı çekersiniz. Hmm, sen bize hava mı atmaya çalışıyorsun bilmem ne bıdı 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 böyle bir suçlanma durumu olabilir. Birazcık açık söyleyeyim direnme ve bunlarla mücadele etmeniz gerekebilir İşe girersiniz kim bilir ne yaptın kime ayarttın da işe girdin kim bilir araya kimleri soktuğunda sen işe girdin gibi bazı konuşmalar olabilir biraz dediğim gibi hani aman bana ne de demiyorsunuz baya baya bununla ilgili bir mücadeleniz görünüyor değnek üçlünüz sizlerin bu dönemde Evet Hala savaşmaya devam ettiğinizi hem de e, dik bir duruş sergilediğinizi bu dönemde ifade ediyor. İlerleme vardır. Yani rahat takılayım, böyle yatayım, matayım değil. Daha çok arkadaşlar evet. Sopam burada gayet yerinde, gayet sağlam. Bakın zaten şey yani yere çok böyle sağlam bir şekilde duruyor. Sizin planlı olduğunuzu ve planlarınızı olan aslında bağlılığı ifade ediyor. Gördüğünüz gibi dağlar burada. Siz dağların ne kadar büyük bir mesafe atmışsınız? Yani onların kaç katısınız? Bu da sizin arkadaşlar çok... Evet ilerliyorsunuz ama yüksek bir noktadasınız ve bu size yüksek bir görüş imkanı ileri görüşlülük aslında sağlıyor. Birazcık bazı zorluklar e, olabileceği gibi bazı fırsatlar da karşınıza çıkabilir ama şanslı olduğunuz konuşuyor arkadaşlar. Sizin karşınıza sorun çıkıyorsa bunları önceden görebiliyorsunuz. Burada dedim ya birileri size iftira atabilir. Hangi konuda ne söyleyecekler? Kimler benimle ilgili dedikodu yapar? Akrabalar mı? Arkadaşlar mı? Zaten yapanlar var. Deyip de kimin ne yaptığını Zaten az çok e, bilebileceğiniz bir dönem harika bir kart. Değnek sekizlisi. Arkadaşlar vallahi değnekten gidiyorsunuz. Hadi bakalım. Değnek sekizlisi direkt olarak yurt dışını anlatır arkadaşlar. Çok hızlı, çok aceleci. Hadi kalkın gidelim. Tatil, tat yani tatilde yaşanacak olan aşklar, tatilde yaşanabilecek olan hani Kış mevsiminde olsanız gene kış tatili edecektim Hiç fark etmez. Hani Temmuz ayında çıkması daha da güzel tabii ki. Her şeyiniz çok hızlı olabilir. Tatilde karşınıza çıkacak tatlı dediğim gibi romantik durumlar, tatilde yaşanacak tatlı kaçamaklar, aşklar, çok özgür olma yani ta tatile çıkmayla beraber gelen özgürlük onu söyleyeyim. Aynı zamanda seyahat durumlarını bunun beraberinde getiriyor. Dediğim gibi çok acelecilik, hızlılık, ilerleme ve çok hızlı hareket etme durumları söz konusudur hazır mısınız diye soruyorum. Muhtemelen bir tılsım kartı gelebilir. O zaman diyeceğim ki siz kendinizi ayarlayın. Ne ile ilgili ayarlayın? Bir aksiyon almanız gerekecek. Parayla ilgili. Başka bir kart çıkarsa onunla ilgili diye sizlerle zaten hani paylaşacağım ve bu kart zaten çok çok pozitif bir kart sizin de kendinizi pozitif ve bir o kadar da hani enerjik hissedeceğinizi söyler. Sıkı çalışmalar var. Bakın hepsi çok düzenli görüyorsunuz ki. Bu da ne kadar sıkı çalıştığınızı, bir şeylere çok yoğun bir emek verdiğinizi ve halde emek vermeye devam ettiğinizi ifade ediyor. Güzel bir değnek asınız var sevgili arkadaşlar değnek ası varsa yeni başlangıçlar güzelinden haberler sizlerin hayatında var demektir. Bakın aksiyon almayı da yine haydi bismillah deyip gene aksiyon almayı gene burada anlatır ama çok büyük olaylar olabilir. Çok büyük koşuşturmalar ama iyi anlamda söylüyorum. Çok büyük koşuşturmalar olabilir. Hayal kırıklığı olan haberler değil yeni başlangıçlar ve güzel haberler getirir. İşte bu kart kaçırılan fırsatları değil elde tutulan fırsatları anlatır. Aynı zamanda sıkılmayı değil öf istemiyorum bana ne diyen geçmişteki sizi değil. Daha çok evet istiyorum para mı para verin ee, ya para yok yok gerek yok. Hayır istemiyorum sağ olun. Diyaneyi para mı Oo, buldun? Parayı buldun. Al. Dayak buldun. kaç Kaçanı hani var ya böyle bir laf. Aynı onun gibi sizlerin e, daha böyle m, güçlü olduğunuz bir dönem. Sevgili arkadaşlar bir de şunu söylemek isterim. Şimdi değnek serisi özellikle değnek figürleri ateş elementini anlatıyor. Ve ateş elementinde kim var? Koç, Aslan ve kimler? yaylar var. Yani bu dönemde özellikle kendi istediklerini, bakın çoluk çocuk şimdi bunu istiyor. Onlarla ilgili mi? Hayır değil. Bizzat sizi eğer varsa saydığım bu ateş elementinden birileri hanede evet hani size anca yardım edebilirler onu söyleyeyim. Aman aman kim geliyor diye şimdi kral geliyor, kraliçe geliyor diyeceğim. Yani şarkı şimdi söylemeyeyim. <laughs> denge kartı geliyor arkadaşlar. Denge kartı kimlerin kartı? Hemen lütfen aşağıya yazınız. Tabii ki sizlerin kartı uyumlu olmaktır. Kendinle barışık olmaktır. Ve kültür seviyenizin baya baya yukarılarda olduğu bir dönem arkadaşlar. Çok böyle barış, sabır, gerçekten buradaki gibi bir dengenin hayatınızda olması. Eğer ki bir iş yerine gidiyorum, anlaşamıyorum, hayatıma birileri geliyor gidiyor falan ama bunlar ben hiç anlaşamıyorum, işte kayınvalidem var, annem var, o var, bu var ama ben anlaşamıyorum, bir sıkıntı var diyorsanız bu sıkıntılar aslında... Temmuz ayında çözülmeye başlayabilir. Güzel bir kupa şövalyesi geliyor. Aslında kupa şövalyesi iyidir. Çok güzel bir yolda ilerlediğinizi ve bir o kadar da hani isteklerinize, niyetlerinize sıkı sıkıya bağlı olduğunuz aslında ifade ediyor ve bu sıkı sıkıya bağlı olduğunuz konularda evet güzel bir ilerleyiş harekete geçtiğiniz aslında bir dönem. Hani sadece işte gelsin diye bekliyorsunuz demiyorum. Bakın harekete geçiş vardır. Ama burada e, yanınızda olan insanlara birazcık dikkat edin çünkü sizi bir tık ya yarı yolda bırakma ihtimalleri var. Çünkü siz evet elimde kupam işte romantik teklifimle ilerliyorum. davetiyem var ilerliyorum. Kalbimin sesini dinledim. İşte e, Yolumdayım ilerliyorum dediğiniz dönemde bu at sizin belki en yakın arkadaşınız, en yakın dostunuz, partneriniz, partner adayınız ve şöyle bir durum olabilir. Ben bu suyu geçemem yok. Ben aileme nasıl söyleyeceğim? Nasıl olacak bunlar? Ben biraz korktum. Sizi ayarlattırır paranı ayarla et gidelim edelim der. Sonra size de e ben yok para ayarlayamadım gelemiyorum. E, ben ne olacağım? E, ben izin aldım diyeceksiniz. Ben alamadım. Unuttum. Yani bir tık sizi yarı yolda bırakıp hayal kırıklığına ufacıktan uğratabilirler. Yüzde yüz demiyorum. Aslında bu daha çok romantik bir karttır. Yani biraz daha bunları anlatır ama ben gene de kartların genelinde insanlardan birazcık zarar gördüğünüzü gördüğüm için bu e, ufacıktan yorumumu da sizlerle paylaşmak istedim. Bakın doğru düzgün insanlarla çok üzülüyorum. Çok doğru düzgün insanlarla. Ee, yolunuza çıktığınızda, bakın burada herhangi bir şekilde dostunuz sizi bir yarı yolda bırakması ile ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Hayır, tam tersin arkadaşlar. Şu başınızdaki zaten defne yapraklarından oluşan taç, ki daha önce de bu desteği kullandım, belki denk gelmişsinizdir ve bu kart çıktıysa mutlaka söylüyorum. bu defne yaprağıdır ve zaferi anlatır, başarıyı, en çok da arkadaşlar şansı anlatır. Artık arkadaşlar bir süreç bitmiş ve sizler. Alkışlıyorum her birinizi. Çok da tebrik ediyorum. Demek güzel bir hani sonucu olmuş ve siz de bunu hani başarıyla aslında sonuçlandırıyorsunuz. Güzel bir ödül, güzel böyle bakın insanlar var burada. Negatif hani ufaktan söylemek gerekirse çok değil ama yine de var böyle anlamı Çünkü arkadaşlar sizi çok tebrik edenler olduğu gibi biraz da arkadaşlar sinirli bakışlar var. Ne yaparsanız yapın ağzınızda kuşla gidin beğenmeyecek, sevmeyecek insanlar var. Evet güzel bir kart. İşte övgüler, ödüller var ama bir tık laf sokacak insanlar. Yine de ne yaparsanız yapın hani böyle e, memnun edemeyeceğiniz insanlar, desteğini alamayacağınız insanlar olabilir bu dönemde. Evet, kazançlı olduğunuz bir dönem ve bazı konularda da özellikle avantaj sahibi olabilirsiniz. Avantajlı olduğumu nereden anlıyorsun? Çünkü arkadaşlar başınızda zaferden, zaferi anlatan, başarıyı anlatan bir taç olduğu gibi elinize tuttuğunuz değneğinizde de yine bir tane daha ekstradan bir defne yaprağından oluşmuş bir taç var. E demek ki hem bir başınızda var hem de burada var. Çifte şans. E haliyle de avantajlı olma durumlarını sizlere getiriyor. Haydi bakalım. Ve bir kupa ası. Şimdi arkadaşlar bu son kartın başka kartını çekmeyeceğim. Sizlere az önce dedim ya bir aksiyon almanız gerekiyor. Eğer ki tılsım çıkarsa para derim diye söylemiştim. Kendinizi ona göre ayarlayın diye. Şimdi eğer ki bir tatile gideceksiniz cebinizden yani neredeyse 5 kuruş para çıkmayacak. Hani sen bunu karşılayacaksın diye kimse size bir şey söylemiyor. Belki iş gezisi olacak gidilecek. Belki çok uygun fiyatlı bir şeyler olabilir. İşte başkası sizin yerinize karşılayabilir. İşte eşinizler ben seni götüreceğim sen hiç para harcamayacaksın hiçbir şey yapma. Bir şey eksikse söyle bana ben sana ne hani ücreti parası neyse vereyim. Ee, ki aynı şekilde dediğim gibi bir şey yapılıyorsa bir para istenmeyecek. O yüzden kendinize böyle çok da parasal olarak ayarlamanıza ani böyle para olayları Temmuz ayında görünmüyor. Kendiniz zaten bakın sürekli bir hızlanma durumu var. Sizlere daha çok e, ilgilendiren şeyler arkadaşlar zafere odaklanmanız, büyük büyük olaylarla ilgilenmeniz ve az önce de söylediğim gibi büyük bir hani curcuna diyeceğim ama şey böyle değil kargaşa anlamında değil büyük olayların peşinden bu dönemde koştura bilirsiniz ve son olarak da arkadaşlar kupa asınız geliyor. Kupa ası tabii ki en başta başarıları, başarıları elinizde tuttuğunuzu e, ifade eder. Yeni ilişkiler, yeni başlangıçlar, yeni işler ve benzeri durumlar vardır. En başta arkadaşlar aşktır. Yani zaten kupa kartı direkt aşkı anlatan ve başarıyı anlatan bir karttır. Bu dönemde güzel mutluluklar olabilir. Ektiğiniz tohumlarla ilgili artık verim almaya, hatta böyle bol bol gibi şeyler arkadaşlar taşmaya başlıyor. Bir de ufaktan şöyle bir anlam var arkadaşlar. Hamilelik konularını anlatıyor. Aşk bile yaşasanız bu dönemde hani nasıl diyeyim sizlere bu aşkın mutlaka bir şekilde öyle ya da böyle karşılığı vardır. Yani hani o kadar da güzel bir kart. Burada görüyorsunuz zaten zambaklar var. Çeşitli tomurcuklar var. Bunlar da duygusal anlamda daha çok hani bir başlangıç yapmanızı ifade ediyor. Yardım alabilirsiniz ama özellikle aşk konusunda hani tek başınıza değilseniz yeni seyahatler e olabilir. Daha kibar görünüyorsunuz. Bazen diyorum çok böyle sert görünüyorsunuz aşklar işler vesaire bu konuda bir biraz sertsiniz diye işte e, o sertlik gidiyor yerine daha böyle tatlı haberler tatlı konular yerine geliyor sevgili yay burçları benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde eğer hala geç kalma sayılmazsınız bakın kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni tuşlarına kaç tane beğeni tuşu var bir tane beğeni tuşu var ona basmayı unutmayınız. Güzel düşüncelerinize, yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.